Samsun influencerlığımız online. Geçtik. Mekanda şöyle. Çok iyi. Orada başıma ne geldi? Günaydın, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Farklı bir saç modeliyle karşınızdayım. Bayağı güzel oldu bence saçım. Bu ara bu örgülü ve şu saça taktım. Bir önceki vlogda da bunu yapmıştım. Neyse konumuza gelelim. Bugün başlıktan da anladığınız üzere Atakum'da yeni bir mekan açılmış. Mekan deyince de Serhat'la ben biliyorsunuz ki Samsun influencerlığımız online. Bir oraya gideceğiz. Çok güzel bir mekan gerçekten. Aşırı güzel. Bir takipçim söyledi bu arada. Onun dışında bugün hem Serhat'ın hem benim dişçi randevum var. Belki beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Şu üst dişime kaplama yapılacaktı. Bugün o yapılacak. Bir de sol tarafımdan yemek yiyemediğim için sağdan yemek zorunda kaldım. Ve sağ alt dişim ağrımaya başladı. 20'lik de olabilir, çürük de olabilir. Emin değilim. Onu da göstereceğim. Günlük tatlı bir vlog olur diye düşündüm. Umarım keyifli bir vlog olur. Üstümde korse var, üstümde teddy. Bu nasıl bir kombin? Neyse, YouTube samimiyet platformu olduğu için gösteriyorum. Instagram'da bu teddy montumu bunun üstüne göremeyeceksiniz. Mekan tam bu tonlarda olduğu için böyle giyinmek istedim. Hava da soğuk. Samsun havasına güvenilmez. O yüzden teddy montumu giydim. Köfteci Yusuf'ta indik. Bu Turgut neydi? Herhalde öyle bir öğrenci yurdu var ya. Onun alt gerisinde Köfteci Yusuf var. Orada indik. Biz de tam tarifi bilmiyoruz. Takipçimin anlattığı kadarıyla konumdan gidiyoruz. Umarım buluruz. Tam tarifi, yol tarifini gidince gösteririm size. Şu an dehşet rüzgar esiyor. Büyük ihtimal sesim boğuk geliyor. Bakın arkadaşlar geldik. Şu üstü zaten Turgut Özal şey yurt. Kafede direkt şurada sahilde. Çilekli pasta söyledik, filtre kahve söyledik. Hepsine toplam 80 ya da 85 verdik. Şimdi tadıyoruz. Şöyle bir yerde oturuyoruz. Mekanda şöyle. Filtre kahve çok güzeldi bu arada. Çok güzel. Yumuşacık. Bayıyor mu peki çileği? Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar montunu çıkartıyor, bana veriyor. Sebebi şu yoldan fotoğraf çekilebilmek için. Rahat rahat konuşabilirim. Şu an dışarıdayız gördüğünüz gibi. Burası dehşet iyi. Yazın bütün Samsunlular burada olacak. Net yani. Dışarısı bakın şöyle gözüküyor. Çok iyi mekan. Şunu şöyle sabitleyeyim. Çok sıcak bir ortam bu arada. Aşırı güzel dekora etmişler. Sen ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim arkadaşlar. Ben burası de aşırı yazın beğendim. Yazın buradan çıkmayız ve yazın burada yer olmaz yani. Yağmur mu çiseliyor şu an? Yani şu an yanlış bir zaman oldu bizim için ama. Ama bir an önce de mekan önerisini atmamız gerekiyordu. Çünkü yeni açılmıştı burası. Şu kısmı sadece oturduğumuz kısmı attık ve kaç kişi yazdı. Çünkü yarın... sebebi bence Samsun'da bu tip ve farklı konseptte mekanlar burayı çok iyi düşünmüşler. Tam çok sahilin dibinde bir de. Evet. Tam yazlık mekan. Tam böyle şeye benziyor arkadaşlar. Böyle yabancı ülkede parti evleri olur ya, villalar. Böyle mesela... Evin çocuğu tek kalır, anne baba ayrılır evden. Anladınız mı? Tam o tarz bir şeye benziyor. Evet. Böyle binada, villa herkes ya. Herkes böyle ayrı kafalarda. Böyle tam parti arkadaşlar. Evet. Çok iyi.
size tam olarak şimdi nasıl geleceğinizin konumunun videosunu şimdi ters çevireyim gösteriyorum. Burada yurt var. Tam kavşak burası. Bu kavşakta iniyorsunuz. Dönüyorsunuz. Tam olarak şurada. Bu yoldan inip sol yapıyorsunuz. Şimdi ilk olarak Serhat'ın dişçisine gidiyoruz beraber. Serhat 20'liklerini çektirecek. Amca durdu. Geçtik. Kankamla çılgınlıklar yaparken. Serhat'ın dişçisine gidiyoruz. Saat 6'da da benim başka dişçide randevum var kendi dişçimde. Serhat'ın dişçisinde görüşürüz. Serhat'ın dişi çok şükür çekildi. Şu an hiçbir ağrı, sızı hissetmiyormuş. Bu kadar korkulacak bir şey yokmuş. Ben bayağı 2 saat sürecek de böyle bayağı cerrahi bir şey zannediyordum. Tut diye çekti. Evet, dikiş mi kiş hiçbir şey yok. Kesme biçme sadece direkt çekti yani doktoru. Bayağı iyiydi. Bir diş varmış bende var ya. Şimdi dişçiye gidiyoruz. Benim çektirme yok çok şükür. Kaplama yapılacak dişime. Saat 6'da randevum var. Anca gideriz diye düşünüyorum. Benim dişçide görüşürüz. Şimdi arkadaşlar dişçiye geldik. İçeride hasta var. Onu bekliyoruz. Saat kaç ki? 6'ya geliyorsun. Daha yarım saat var. Dişten çıktım. Şu dişi ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Fake olduğunu hissediyorum yani. Ama ağzım alışık olmadığı için. Olabilir. Böyle konuşunca mesela tık tık vuruyor orası. Doktor dedi ki bir hafta kullan. Eğer yine böyle fazlalık gelirse. Şu an çünkü fazlalık yokmuş. Yani oturuyormuş dişim. Ama ben de hissediyor olabilirim. Çünkü kaç gündür orası boştu, şu an doldu. Onun dışında benim de 2.20'liğimde problemli kişinin kankası da tabii ki problemli. İkisi de problemliymiş. Biri 1.20'liğim gömülüymüş, diğer 20'liğim gömülü değil, normalmiş. İkisinin de alınması gerekiyormuş çünkü çürümeye başlamış. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Benim doktorum dedi ki biri 800 TL gömülü olan, ameliyatlı olan, diğeri 300 TL. Bu arada arkadaşlar çok çekim yapamadık çünkü doktorum pek izin vermedi. Orada başıma ne geldi? Az daha bu dişi yutuyordum. Kalbim ağzımda attı resmen. Arkam neyse ki döndü, yutmadım. Şey, diş arıyorlar yerde. Hani bu midesinde de olabilir o diş aradıkları falan. Evet, çok korktum. Ben de yuttu mu bu diyorum, ne oldu? Ama çıkarttığımı da hissettim. Neyse, nazara geldik işte kanka. Sonra. Neyse, bu en kötü olay bu olsun. Bir saat biz hiçbir şey yiyip içemiyoruz. Bir saat vaktimiz var, hava yağmurlu. Mekana gitsek bir şey yemek içmek zorundayız. Aslında içebiliriz, yiyemiyoruz. Hani genel söylemiştir bir şey yemek için. Yani ağzına bir şey sokmuyor. 90 TL'ydi şemsiye. Çıktık. Bir şey diyeceğim. Elsi yok mu yakınlarda? Benim şemsiyeden alalım. Hem de Marvel'ın şemsiyesi. Yok mu? Nerede var? Bizim bir saat vaktimiz olduğu için Atakum'da pek yapacak bir şey bulamadık. O yüzden tramvaya binip meydana geçiyoruz. Zaten bir saat falan geçmiş olur. Orada da McDonald's yeriz dedik. Bu dişlere nasıl McDonald's hiçbir fikrim yok. Ama canımız çekti. Ne zamandır yemiyorduk. Evet bu arada. Serhat zaten her gün cheat day yaptığı için bugün de cheat day. Yani çocuğuma her gün cheat day. Evet geldik. Giriyoruz. Arkadaşlar Allah belamı veriyor, görüyor musunuz şu anda? Evet, küpemi de kaybetmişim bu arada. Bakın biri yok. Bizde Perşembe Doctor Strange var, Cuma günü pardon. Perşembe piknik yapmayı planlıyoruz falan. Bu hafta full doluyuz. Mümkünse diş mi ağarmasın? Saat 9'a geliyor. Artık eve gideriz diye düşünüyorum. Çünkü perişan olduk. Yağmur bizi perişan etti. Diş de bizi perişan etti. Yediğimiz yemekten gram zevk almadık. Biz yemek yerken keyif alan insanlar
hiç keyif almadık yemekten. Evet. Neyse arkadaşlar, böyle durum güncellemesi yapayım dedim.